Tekrar merhaba arkadaşlar. Sınıf öğretmenliği ilk okuma yazma öğretimini konuşuyorduk. Şuradan slide paylaşımını tekrar yapalım. Evet, şurada kalmıştık. İlk okuma yazmaya hazırlık demiştik. Orayı anlattık. Şurası hazırlık dedik. Şimdi bu tarafta Başlama, ilerleme, şunu konuştuk, şunu konuştuk, şunu konuştuk ve şurada demiştim ki ÖSYM sordu ve şu anda herkes biliyor fakat ÖSYM ilk sorduğunda çok şaşırdıydı insanlar. Bu doğru, ÖSYM'in sorduğu so doğru. Sesli harflerde sırasıyla baştan kelimenin başında söyleyelim. Mesela nedir sesli harf olarak? Elmayı, E kullanacaksak ilk önce niye ben bunu büyük harfle yazdım ki? Şöyle yapalım. İlk önce elma. Sonra ortada e'nin geçtiği bir şey olsun. E, meşe olsun mesela. Sonrasında da sonunda ne olsun? Sonda e olan bir şey söyleyeyim bana. Meyve. Meyve olmadı. Kale hocam. Kale, kale. Güzel. Hı hı. Kale güzel. Kale. Şimdi bir de sessiz harfle söyleyelim. Mesela ne olsun? L olsun. L sonda kalın olsun. Sonra ortada yo ne oldu bu ya? L olsun hocam. Olur mu? Tamam. oldu. Sessiz L'yi konuşuyoruz. El olsun. Sonra elma olsun. Sonra da başa alacağız L'yi. Lale olsun. Şimdi bunu bir işaretleyelim şöyle. Bakın şimdi burada E başta, sonra ortada dedik ama burada sonda da var. Bir mahsur yok. Sonra da sonda oldu. Şurada E başta. E ne oldu burada? Ha, yok. L'ye odaklandık. L sonda. Şurada ortada. Şurada da başta vermiş olduk. Harf seçerken bu kadar e, kelime bulurken ne kadar zorlandık? Tabi bunu hazırlığını yapmak lazım e, öğretimini yaparken. Efendim gelelim harfi sesi okuma ve yazma. Öğretmen tahtaya yazılışı gösterir. Harfi öğrenciye okur. Burada hep sordukları ve önemsedikleri şey. ilk önce kulak. Şurası kulaktır. Şurası da gözdür. Gözle sembolü görmek. Ne demek sembolü görmek? öğretmenin tahtaya yazacağı E harfini görmesi. Alıştırma kitabından ok yönünde çizilmiş harfi incele üstünden git. Ha, burası göz dedik. Gözden sonra ne geliyor? El. El koordinasyonu. Ve öğrenci yazıyor. Hece kelime cümle oluşturma. Harf grupları içinde hece, heceden kelimeye geçme. Yeni harf grubu bittiğinde eski öğrendiklerini de kullan. Cümlenin anlamını kavramasını önemse. Özel isimleri büyük harf öğretimi için araç olarak kullan. Ki anlatacağız bunları birazdan. Sonrasında da metin oluşturma. Şimdi metin oluşturmada şunu söyleyelim. Dikte dediğimiz şey çocuğa bir şiir okuduğumuzda veya Ali sinemaya gitti cümlesini okuduğumuzda bunun harf göstergelerini tahtadan veya kitaptan görmeden sadece sesi duyarak yazabilmesine dikte diyoruz. burada aşama şöyledir. İlk önce bakarak yazma, sonra dikte, en sonunda da serbest yazmadır. Serbest yazma nedir? Mesela kendinizi üç cümleyle tanımlayın diyeceğiz. Burada ne yazının görselini görecek, ne kulağında sesini duyacak. Kendisi yaratıcı olarak bulup sesi yazacak buna serbest yazma diyoruz. Ama tabii doğrudan serbest yazmaya geçilmez. Baştan bakarak sonra dikteyle sonra da serbest yazmaya geçilir aylar boyunca. Ama tabii ilk öğretimin ikinci yarısının ikinci pozisyonunda hemen hemen sınıfın yüzde sekseninin doksanının serbest yazmaya geçmiş olması başarılı bir sınıf olarak tanımlanır. Bağımsız okuma yazma ise en sonunda okur yazarlığa ulaşma, bireysel çalışma sonra arkadaşlarıyla paylaşma demişiz. Şimdi burada hızlı geçtiğimiz noktalarla ilgili bazı şeyler söyleyeceğiz. Evet. Bu programlardan aldık bunu. Benim senen yöntem ses esaslı ilk okuma yazmadır. İlk okuma yazma öğretimin dik temel harfler yahut birleşik harflerle demiş. Ben slaytımda değiştirememişim. Artık 2019'da yahut yok veya yok sadece dik temel harflerle olacak. Bunu kaçıncıya söylüyoruz? Bir daha söylemiş olalım. Birleşik Elyas'ı seçilirse seçmeyeceğiz. Dik temel harfler seçilirse seçmeyeceğiz. Zorunlu. Hazırlıkta dik, eğik, dairesel ve yatay çizgiler çalıştırmalı. Dik temel yazı soldan sağa yukarıdan aşağıya gösterilmeli. Dik temel yazı dairesel çizgi saat 2 yönünden başlamalı. Şurası 12 yönü ise 2 yönü hemen hemen şuraya denk gelir. Başka bir renkle çizelim şunu saatin iki yönü şuraya denk gelir. Şuradan başlayarak sola doğru ok yönünde el kaldırılmadan daire tamamlanmalıdır diyor. Sonra O yapılacaksa bitmiştir. A yapılacaksa da şöyle yapılacaktır. Bitişik el yazısı yok demiştik. İlk olarak ses öğretilmeli. Yani kulak. Ardından sesin karşılığı olan harf gösterilmeli. Yani göz. Sonrasında da ses göz yani kulak göz ilişkisi kurulmalı. Zaten burada harfi göstermeden kulakla başlandığı için bu yönteme ses temelli yazalım ses temelli ilk okuma yazma dersinin sebebi de olur. Harfi okuma ve yazma ses harf ilişkisi kavratıldıktan sonra geçilir demişiz. Önemli olan öğrencinin harfi formuna oluşturmasıdır standart ve zorlama şekilcilik yapılmamalıdır. Şimdi şunu söyleyelim. E, program bunu açık açık söylüyor. Çocuk okunabilecek kıvamda formu oluşturduktan sonra baskı yapmayın. Mükemmel, güzel yazı yazması için baskı yapmayın diyor. Yalnız birinci ve ikinci sınıfta güzel yazı çalışmaları yok. Üçte ve dörtte güzel yazı çalışmaları var. Yani yazısını güzelleştirme çalışmalarını üçüncü ve dördüncü sınıfta yapacaksınız diyor. Tabii bu birinci sınıfta kötü yazsın anlamına gelmiyor. Mümkünse güzel yazsın ama çok da baskı yapmayın diyor. Önce büyük harfin yazımı ardından harfin yazım yönleriyle birlikte gösterilir küçük harfte. Harf grupları birinci grup elakin, ikinci grup omutü, üçüncü grup oritz b, dördüncü grup sessizler, beşinci grup şurada gördükleriniz. Eğer şöyle sorarlarsa zor bir soru olur diyorum. Mesela öğretmen ikinci grubu bitirdi. Böyle bir şey sormadılar şimdiye kadar ama diyelim ki şöyle dedi. Öğretmen ikinci grubu bitirdi. A. Elma B. Ziyafet kelimelerinden C. D. falan diye verdiği düşün. Hangilerini Öğretemez diye sorarsa bu oldukça zor bir soru olur. Çünkü burada harf gruplarını bilmek lazım. Z olduğu için mesela ziyafeti öğretemez. Bunun için harf gruplarını da bilmek gerekir diye düşünüyorum. Birinci harf grubu tamamlanmadan tanıtımı bitmeden E ve hemen ardından L öğretildikten sonra L L pardon fonetik olarak yanlış okudum kapalı heceye ulaşılır sonra L açık heceye ulaşılır. Şunu demek istiyoruz. Birinci grubun harflerini bitirip sonra heceye geçmek diye bir şey yok. Böyle bir yaklaşım yanlıştır. Peki ne yapacağız? Şöyle yapacağız. E'yi öğrettik. L'yi öğrettik. Daha bunları öğretmeden E ve L ile önce L sonra L heceye geçilecek. Sonra üçüncüsünü A'yı öğrettik ile kurabileceğimiz heceleri mümkünse kurabiliyorsak üç tanesiyle bir kelime de kurabiliriz. Her zaman önce kapalı hece, sonra açık hece, ardından 3 dört harfli heceler. Hecelerin anlamlı olması önemsenmeli, mümkün olduğunca anlamlı olmalı ama her hecede anlamlı olmayabilir. Ee, burada mümkünse anlamlı heceleri tercih etmek gerekir diyor. Hece öğretimi kolaydan zora olacak. Hece öğretimi sırasında büyük harf kullanılmayacak, küçük harf gösterilecek diyor. Bunları hep program söylüyor. İlk okuma yazma sürecinde dikkat edilecek şeyler diyor. Türkçe dersi öğretim programında ilk okuma yazma öğretiminde ayrı bir önem verilmiş ve ses esaslı ilk okuma yazma öğretimi benimsenmiştir. İlk okuma yazma öğretimi dik temel harf veya birleşik eğik harflerle gerçekleştirilecektir. İlk okuma yazma öğretimi temel düzeyde okuma ve yazma becerileriyle sınırlı değildir. Düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, analiz, sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirmesi ilk okuma yazma öğretiminin önemli bir işlevidir. Bu bağlamda Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanmaya dönük becerilerin kazandırıldığı bir ilk okuma yazma öğretimi amaçlanmaktadır. Diyor. Burada biraz önce söylediğimiz aşamalar var. İlk okuma yazmaya hazırlık, işte kalemi nasıl tutsun, baskı yapılması falan. Bunları ben biraz önce tabloda anlattım. Aynısının yazısı. Aşamaları sesi hissettirme, sonra harf bunları da söyledim. İşte elma, armat toplama, daha sonrasında şu çalışmalar falan filan hepsini yazıya dökmüşüm burada. Okumak isteyenler yazılan da okuyabilir. Anlattım bunları. Burada dik temel harflerin öğretiliş biçimi var. Evet, bunu bir çarpılayalım. E harfler var ama artık bunlar yok. Ben slaytlarda silmeyi unuttum bunu. Aslında silmediğimde iyi oldu yok demek için de bir vesile oluyor. Efendim burada yine anlattığımız şeyler. Burada harf grupları. Şimdi bunları anlatmadık söyleyelim. Diyor ki birinci harf grubunun ikinci harfi olan L sesinin öğretiminden sonra şu kalemimizi alalım. Öğretiminden sonra hece öğretimine geçilmelidir. Söyledik. Hece öğretimi sırasında büyük harf kullanılmamalıdır. Söyledik. Hece tek başına değerlendirilmeli ve küçük harflerle gösterilmelidir. Söyledik. İlk önce sesi bunu da söyledik, bunu da söyledik falan. Bakalım söylemediklerimiz neler var. Bunu da söyledik, bunu da söyledik. Tamam, bunları söyledik. Ha, burada çok önemli bir şey var. Valla ilk yıllarda, ÖABT'nin ilk yıllarında öğrenciler çok karıştırıyordu burayı. Şimdi biraz daha oturdu. Kelimeler oluşturulurken görsellerle desteklenebilecek, öğrencilerin ön bilgileriyle anlamlandırılabilecek kelimelere öncelik verilmelidir. Yeni oluşturulan kelimeler gösterildikten sonra cümle içinde kullanılmalıdır. Kelimelerin arasında uygun boşluklar bırakılmalıdır. Cümleler oluşturulurken okunuşu ve yazılışı öğretilmemiş kelimeler yerine görseller kullanılmamalıdır. Şimdi bunu ben söylediğimde Önemli diyelim şuraya. Bunu ben söylediğimde iki sene, üç sene önce öğrenci, aa ben staja gittim, öyle yaptık, kullanıyorduk falan diyorlar. Çünkü bu 2018 programında bahsedilen bir şey eski programlarda bundan bahsedilmiyordu. Öğretmenler de bunu yapıyorlarmış. Fakat şu anda diyelim ki ben elmayı öğrettim. Ali'yi öğrettim. Elmayı öğrettim. Al'ı öğrettim. Ali elma al. Burada istersen ben elma yazarım. E, L, M, A diye. İstersem de elma görseli koyarım. Orada bir sıkıntı yok. Ama ben zeytini öğretmedim. Ali'yi öğrettim. Zeytini öğretmedim. Al'ı öğrettim. Ali zeytin aldı. Zeytini Z'yi öğretmediğim halde zeytin görselini oraya koyarak eğitim yapmam yanlış diyorlar. Ama daha önceden eski çalışmalarda bu yapıldığı için çok yadırgıyor, yadırgıyordu öğrenciler. Ama bunun yanlış olduğunu bilelim. Siz bunu duymuş muydunuz arkadaşlar? Ben duymamıştım hocam. Ben hala resim konulduğunu ha. duydum. <laughs> i̇şte e, burada duymayan yadırgıyor bunu. Kesinlikle programda böyle yazıyor. Örnek diyor ki, ela elma al cümlesinde elma kelimesinin okunuşu ve yazılışı bu grup harf grubunda öğretilmediğinden elma kelimesinin yerine görseli kullanılarak cümle oluşturulmamalıdır diyor. Sadece okunuşu ve yazış, yazılışı öğretilmiş kelimelerin yerine görsel kullanılabilir. E, örnek Ela, lale al dedi. Burada lale kelimesinin okunuşu ve yazılışı öğretildiği için bu kelime yerine ister harf olarak harflerle yazarsın, istersen de görselde kullanabilirsin. Geçtik. Büyük harflerin kullanımı cümle başlarında, özel isimlerde ve başlıklarda uygulanmalıdır. Örnek, özel isimleri yazma. Ela, lale, nil gibi. Cümleye büyük harfle başlanılmalı diyor. Yani... Ben bitireceğim her şeyi, harfleri bitireceğim sonra büyük harfi öğreteceğim değil. Harf öğretimi sürerken ilk cümle oluşturduğunda büyük harfi kullanacağın cümle başında diyor. Noktalama işaretlerinin kullanımı yeri geldikçe öğretilmelidir. İlk cümle oluşturduğunda nokta işareti kullanılmalıdır. İlk soru cümlesi oluşturulduğunda soru işareti kullanılmalıdır. Yani harf grupların bitmesini beklemiyoruz. İlk cümle oluşturulduğunda anlaşılıyor yani cümle çok net programda aldık bunu. Soru ekinin yazım kuralı olan mı'nın ayrı yazılması şurada kötü yazmışız bunu. M ekinin ayrı yazılması gösterilmemelidir. Soru eki olarak mı metin içinde okunabilir diyor. Ünlem işareti son harf grubunda gösterilmelidir. Örnekte belirtilen kullanımı dışına çıkılmamalıdır. Yani ah elim acıdıdaki ünlemin hayret acı şaşkınlık belirten o bilindik anlamı dışında bir anlamda kullanmayın diyor. Kısa çizgi kullanımı satır sonuna sığmayan kelimeleri hecelere bölerken gösterilmelidir. Kısa çizginin diğer kullanımları gösterilmemelidir diyor. Birinci sınıf söylüyor bunu. Kesme işareti sadece özel isme gelen ekler ayrılırken gösterilmelidir. Noktalama işaretlerinin kullanımları gösterdikten sonra pekiştirme etkinlikleri yapılmalıdır diyor. Daha sonrasında metin okumadan bahsediyor. Metinlerde öğrenciler için anlamlı olmayan cümlelerle metinler hazırlanmamalı ve anlamlı olmayan metinler okutulmamalı. Tekerleme, bilmece, sayışmaca, mani, ninniler bu kapsamın dışındadır diyor. Zaten ben de meraklıyım. MEB'in kitaplarına baktım. Oradan sorular hazırlıyorum falan. MEB'in birinci sınıf ilk okuma yazma kitabı da çok böyle anlamlı metinlerle çocuğun çocuk diline yönelik hazırlanmış, güzel hazırlanmış bence de. Bağımsız okuma yazma, seslerinin tamamı kavratıldıktan sonra ve temaya başlanmadan önce en az iki hafta süreyle öğretmenin rehberliğinde akıcı okuma düzeylerini geliştirmek amacıyla okuma çalışmaları, sessiz ve sesli okuma, sesleri doğru çıkartma, vurgu, tonlama, anlamlı okuma, koro halinde okuma, metin üzerinden okuma yapılmalıdır diyor. Bu süreçte öğretmenler bireysel farklılıkları göz önüne alarak öğrencilerin ak akıcı okuma becerilerini geliştirme çalışmaları yürütmelidir öğrencilerin dil gelişimlerine doğru telaffuz, akıcılık, sesleri ayırt etme ve benzeri katkıda bulunan tekerlemelerin ilk okuma yazma öğretiminde kullanılması önerilmektedir diyor. Tekerlemeleri daima konuşma becerilerini geliştirmek için program tavsiye ediyor. Okumayı geliştirmeye yönelik tekerleme, sayışmaca, ninni, bilmece ve maniler sıklıkla kullanılmalıdır. Birinci sınıfta okuma yazma süreci tamamlanır. İkinci sınıfta öğrencilere okuma yazma becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptırılır. Üçüncü ve dördüncü sınıfta ise öğrencilerin <laughs> Pardon. <laughs> Kendine has yazı alışkanlığı kazanması için güzel yazı demiyor. Benim dilim alışmış. Benim zamanımda öyle diyorduk. Ama daha iyi anlaşılıyor bu kelimeler. Siz de anlıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Yazı çalışmaları yaptırılır. Benim zamanımda buna güzel yazı çalışması denirdi. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Hocam okuma yarışı yaptırırlardı ya daha önceden. Yani önceleri. Vallahi Böyle bana daha... yaptırmadılar. Size yaptırdılar mı? O yaptırdılar hocam ben. Nasıl yaptırdılar? Bir, yaptırdılar, yaptırdılar anlat yani. bir anlat bakayım. Bir anlat bakayım. Hocam bir kitap alıyordu hocamız hiç kimsenin okumadığı kitap alıyordu o. hani tamam. hikaye kitabı daha sonrasında süre tutuyordu işte bir dakika sonra sınıftaki herkes teker teker gidip orada o sürede bir dakikada mesela okuyordu sonra o heceleri sayıyordu okuduğumuz heceleri sayıp e, şey bir çizelgeye kaydediyordu biz her hafta bunu yapıyorduk her hafta işte herkesin hece sayısı artıyor mu artmıyor mu ona bakıyorduk okuduğu hece sayısı valla şöyle programda buna değinmiyor ama sizi dinledim. Şimdi şöyle, eğer şöyle yapılırsa bir kere hece sayılmayacak, onu söyleyeyim. Ee, sayılacak olan kelimedir. Eğer şöyle yaparsanız, illa ben bunu yapacağım diyorsanız, çocuğu kendisiyle yarıştırırsanız ve mesela çocuk atıyorum geçen hafta 60 kelime okudu, bu hafta 62 kelime okudu. Her geçen haftaya göre kendini aşana ödül verirseniz. Diğerlerine ve çocukları birbirleriyle karşılaştırarak değil. Mesela çocuk sınıfta en iyi okuyan çocuk 90 okudu. 90 okuyan çocuk en çok okudu 90 oldu okudu diye ödül almayacak. İlk hafta hiç kimseye ödül vermeyeceksin. Ondan sonra birisi 90 okudu, birisi 60 okudu, birisi 50 okudu falan diyeceksin ki önümüzdeki hafta tekrar ölçeceğiz. Bu kendi değerini aşana ödül var diyeceksin. Mesela sınıfta 25 kişilik sınıf, 15 kişi geçen hafta Kendisi 60 okumuş, şimdi 62 okudu. her kendi aşana ödül verirsen, o küçük bir ödül olabilir. ya da çok seviyor sembolik ödülleri çocuklar, gülen yüz falan verirsen. Bu çok güzel bir yetkinlik olur. Ama şuna dikkat etmek lazım. Geçen hafta birinci çocuk 90 okudu. Bu hafta o çocuk 89 okudu ama 89 okuyan sınıfta da başka yok. Bu çocuğa ödül vermeyeceğim. Enteresan değil mi? Evet hocam. Kafana yattı mı? Ya hocam saçma olur bu diye düşünüyor musun? Ne dersin? Sizin söylediğiniz örneği son oldu. Evet. Hepsini, hepsini. Yani çocuklara geçen haftaki performansını açar, açarsa ödül vermek. Yani birbirine göre değil kendi evet. performansıyla yarıştırmak. Evet zaten Man şu anda rekabet bana bu çok mantıksız geliyor ki şu anda rekabet ortamı oluşturuyoruz sınıfta. Sizin söylediğiniz çok daha iyi olur hocam. Mesela Ama ben kendimi pardon sözünüzü kestim buyurun. Ama hocam mesela şu şuna değineceğim ben. Peki o kelime hani hızlı okuyacağım diye kelime telaffuzunda sorun olur mu? Yani buna e, zorunlu. şey. Ee, şey, şimdi, çok, güzel şey sordum, çok güzel bir şey sordun. Çok ee, güzel bir şey sordun. Türkçe dersinde programında hızlı okuyalım ama telaffuzunuz olsun kötü olsun diye bir kazanım yok. Burada mesela bir çocuk hızlı okumak için bunu doğru falan yaptı böyle yutuyor kelimeleri. Hayır durduracaksın. Hiç önemli değil. Sen doğru telaffuz ederek karşıdaki anlayabilecek bir şekilde okuyacaksın, diyeceksin. Yani buna müsaade etmiyorsak çocuk da neyin istediğini, istediğini anlar. Yalnız ben şunu düşünüyorum. Benim öğretmenim bunu yapmamıştı. Ama şöyle yapsaydı benim, benim anlattığım gibi. Ya Murat sen 60 okudun, haftaya 62 okursan ya da 61 okursan sana ödül var deseydi. Öbür çocuk da 90 okusa dahi ben 62'ye, 64'e çıkarsam, kendimle yarışırsam bu benim hoşuma giderdi. Yani vay beni öğretmen diğerleriyle kıyaslıyor diye düşünmezdim. Beni öğretmen kendimle kıyaslıyor, kendi gelişim çizgime odaklanıyor diye düşünürdüm. Buna da bireysel farklılıkları dikkate almak yönünden zaten tavsiye edilen yaklaşım da bu şu anda. Evet, şimdi bayağı güzel konuştuk bunları. Uzun uzadıya konuştuk. 3. dördüncü sınıf yazı çalışmaları var diyor. Biraz önce anlattığım şeylerdir. Bunları da okuyabilirsiniz. İşte Zorlama, bir de iki de yok. Zorlama demeyelim ama daha dikkatli yazsın diye 3. sınıfta, 4. sınıfta güzel yazı çalışmaları var. Ve bu çalışmalarda da şırıl şırıl gibi e, tekrarlı kelimeler, meyveler, sebzeler e, yazdırılabilir deniyor. Bunları söyledik. Söylemediğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Evet, önemli bir şey var. E, ÖSYM bir soru sordu. Bunu söylemek istiyorum. Çocuklara eski sistemde yazı yazdırırken öğretmenler yaptığı her hatada uyarıyordu. Bir soru sordu ÖSYM. E. Her hatada hemen uyarma değil, bekleyin. Yanlış yazarsa da yazsın, bitirsin. Ondan sonra düzeltme yapın. Hemen her hatada düzeltme yaparsanız çocuk panikler diyor. Bunu da sorularda göstereceğim. Şimdi 8 dakikamız var. Şurada biraz bir şeyler konuşalım. Kendi sorularımdan biraz çözeyim. İlk okuma yazmaya genel hazırlık evresinde doğal, yapay ses kaynaklarından genel sesin tanınması, fark edilmesi, ayır, ayırt edilmesi amaçlanır. Bu süreçte aşağıdaki hangisinin yapılması uygun olmaz diyor. Ne dersiniz? Bir okuyun bakayım seçenekleri. Evet, chatten yazdı arkadaşlar. B diyorlar. Şimdi ne diyor burada? İlk okuma yazmaya genel hazırlıkta öğrenciler bazı sesleri taklit edebilir. İşitme problemi olan öğrenciler fark edilebilir. Sesi söyleme becerisinde sorunu olanlar fark edilebilir. Öğrencilerin kulağını yöneltme, dikkat kesime becerileri geliştirilebilir. Ama B, ses ile harf sembolü arasındaki bağın kurulması burada değildir. Nerededir? Hazırlıkta değildir. Okuma yazmaya geçiş, ev, okuma yazma demeyelim. İlk okuma yazmanın öğretim süreci içindedir. Aferin, güzel. İkinci sorumuz, bir sınıf öğretmeninin ilk okuma yazma sürecinde aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapması doğru olmaz? A, pardon. Ee, bu soruyu geçiyorum. Bu soruda düzeltme yapacaktık. Unutmuşum. Pardon. Üçü geçtim. O soruda bir hata var. Düzelteceğiz onu. Geçtik onu. Üçün soruyu istiyorum. 2018 Türkçe öğretim programlarında ses temelli ilk okuma yazma yöntemi esas alınmıştır. Bu yöntemin ses temelli olarak nitelendirilmesi aşağıdaki özelliklerden hangisiyle ilgili değildir diyor. Güzel bir soru. Bu. C mi? Evet şimdi C'dir bunun cevabı. Önce sesten hareket edilerek öğretim başlatması bu doğrudur. Harf göstergelerinin ses birimi olarak öğretilmesi yani ses birimi derken S'yi S diye değil S diye öğretmekten bahsediyoruz. Dikte çalışmalarında sesten hareketle görsele ulaşılması evet. Kulağa yönelik çalışmaların göze yönelik çalışmalardan önce gelmesi doğru. Ama harflerin yazımının yanı sıra rakamların öğretiminde Türkçe programında kazanım olarak vardır. Ancak rakamların öğretiminde de ses temelli olma durumu yoktur. Dördüncü sorumuz ilk okuma yazma süreci birinci sınıf ile ilgilidir. Birinci sınıfta Türkçe öğretimi ve ilk okuma yazma eğitiminde dinleme, izleme, konuşma, okumaya hazırlık, akıcı okuma, anlama, yazma, söz varlığı kazanım gruplarından hangilerine yer verilmiştir? Bunu Türkçe programıyla beraber işleyeceğiz. Daha işlemedim. Ben çözüyorum bunu. Dinleme izleme vardır, konuşma vardır, okumaya hazırlık vardır, akıcı okuma vardır, anlama vardır, yazma vardır. Ama söz varlığı yoktur, söz varlığı yok diyelim eksi. İkinci sınıfta başlar. Bunların hepsi birinci sınıfta vardır. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yok. Sonuçta seçenekler iyi olmamış. 7'yi de koymamız lazımdı buraya. Sonuçta doğru cevap 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Şuna denk geliyor. Bunu Türkçe öğretimini yapacağız. Bugün başlarız. Orada geçecek bu. 5. 2018 Türkçe öğretim programlarında ilk okuma yazma eğitiminde bunu da geçelim çünkü artık E harfler kalktı. 6. İlk okuma yazma süreci ile ilgili. 2018 Türkçe öğretim programı dikkate alındı. Aşağıdakiler hangisi yanlıştır? A. Dik temel yazıda yuvarlak dairesel harfler soldan sağa el kaldırmadan öğretilmelidir. B. Ses öğretilirken görselden hareketli harf senaryosu tekerleme şarkılardan yararlanılabilir. C. Ses-harf ilişkisi kavratıldıktan sonra harflerin okunmasına ve yazılmasına geçilmelidir. D. Öncelikle öğrencinin harfin formunu doğru yazması önemsenmelidir. E. Bağımsız okumaya geçildiğinde sesli okuma yaptırılmalı. İkinci sınıfa kadar sessiz okuma yapılmamalıdır. Adana mı? Adana. Yanlışı soruyor yalnız ha. Tamam. el kaldırılmadan. Anlayamadım. Istedim. Bir daha söyle. Hocam ben Adana ile Denizli arasında kaldım. Neden? Çünkü mesela Adana'da diyor ki el kaldırılmadan. Nasıl edin? Şöyle <laughs> E çok net yanlış. İlk önce E'yi konuşmak istiyorum. Tamam. Bağımsız okumaya geçildiğinde sesli okuma yaptırılmalı. İkinci sınıfa kadar sessiz okuma yaptırılmamalı. Size bu mantıklı geliyor mu? Kesinlikle birinci sınıfta sesli okumada, sessiz okumada çocuk içinden de okuyacak. Hatta evde okuma kitapları veriyoruz. O evde sesli olmadan içinden okumasını da istiyoruz. Kesinlikle sessiz okuma okumayı geliştiren bir şeydir. Şimdi gelelim buraya. Dik temel harf yazışında yuvarlak harfler soldan sağa el kaldırmadan öğretilmelidir. Şunu demek istiyoruz. Şöyle. Şöyle. Evet. O'da, A'da el kaldırmadan yapılır. Şimdi D'ye bakalım. Öncelikle öğrencinin harfin formunu doğru yazması önemsenmelidir. Yani form olarak bir tanesi A'yı böyle yazabilir, bir tanesi şöyle yazabilir, bir tanesi şöyle yazabilir. Çok önemli değildir. Yani ilk aşamada bunlar olur demek istiyoruz. Geçtik. Ha, bak bu güzel bir soru. Zor da bir soru. İlk okuma yazma öğretiminde Şene öğretmen E göstergesini tahtaya birkaç kez yazmıştır. Sonra öğrencilere bu harfi defterlerine beş kez yazmaya çalışmaları istemiştir. Bu süreçte yanlış yapanlara hiç müdahale etmemiş. Soru soranlara cevap vermiştir. Daha sonra tek tek çalışmaları inceleyerek ortak hataları tahtada göstermiş ve bu sorunları aşmak için öğrencilerin hoşuna giden önerilerde bulunmuştur. Yukarıdaki paragrafta bilissel çıraklığa dayanan bir öğretimin numaralı cümlelerinde hangi aşamalar tanımlanmıştır? Şimdi bir şurası. Bir de ne diyor? İlk okuma yazma öğretiminde Şenay öğretmen e-göstergesini tahtaya birkaç kez kendisi yazmış. Bu ne olabilir? Model olma olur değil mi? Çetten Hı -hı. de yazıyor arkadaşlar. Evet doğru söylüyorsunuz. İkinci aşama sonra öğrencilere bu harfi defterlerine beş kez öğrenci yazsın istemiş. Ve bu süreçte hiç müdahale etmemiş. Bu ne olur? Çocuğun çalışması olur. Üçüncü aşamada daha sonra tek tek çalışmaları inceleyerek ortak hataları tahtada göstermiş. Bu ne olur? Koşuk yapma olur. Doğru cevap A'dır. Güzel. Bir dakikadan az kaldı diyor arkadaşlar. Ondan sonra. Burada bitirelim. Bir 10-15 dakika sonra, 12-13 dakika sonra giriş yaparız. Türkçe öğretimine geçeceğiz. Türkçe yapmamıştık sizinle değil mi? Hayır, cam yapmadık. Tamam, Türkçeye geçeriz. Hadi bakalım görüşürüz.